90 kuşağı bu oyunlarla büyüdü. 90'larda çocuk olmak ayrı bir güzellik. Bilgisayarımız, tabletimiz, telefonumuz yoktu o zamanlar, ancak anlatacak çok şeyimiz olduğu kesin. Geçmişe yolculuğa hazır mısınız? O dönemki oyunların bazılarını hatırlayalım. Dolap canavarı. Bilmeyenler için dolap canavarı, bir kişinin dolabı, anne çok acıktım ya diye açması ve canavarın onu kovalamasını içeriyordu. Kişi aynı yumurtacı oyunundaki gibi anneye yakalanmadan ulaşırsa canavar yenilmiş sayılıyordu. Yakalanan kişi canavar olmaktaydı. Simit. Simit oyunu günümüzde oynanmaya devam, nadir oyunlardan birisi. Ebe olan kişi nefesi kesilene kadar simit diye bağıracak, kovaladığı kişiyi yakalayacak, eğer nefesi kesilir de kendi sahasına geri kaçamazsa dayak yiyecekti. Simit oyunu her ne kadar şiddet içerse de coşkuyla oynanmaktaydı. Su savaşları. Su balonlarının içerisine doldurulan su, kah okulda, kah sokakta yaz aylarının vazgeçilmez oyunuydu. İki grup halinde dağılan takımlar bazen siperlerinden, bazen birebir mücadelelerde rakibinin üzerinde su balonunu patlatmaktaydı. Oyuna başlamadan önce vurulan çıksın denilse bile oyunun neşesinden dolayı asla kimse çıkmaz, herkes balonlar bitene kadar birbirini ıslatmaya devam ederdi. Çuval yarışları. Mahallede kimde fazla çuval var? Gizlice evden çalınan çuvallar düz arazilerde, çayırlarda yırtılana dek yarışmalarda kullanılır, düşenlerin canı yansa da asla vazgeçmedikleri bir oyun olarak hatıralarda kalır. Günümüzde çuval yarışları sadece şenliklerde oynanan bir oyundur. Zira artık çuval yarışı yapacak arazi bile yok, zaten bu oyunu bilen çocuklar da nadir. 9 taş. Genellikle kızlı ve erkekli oynanan 9 taş oyunu, yolun ortasına dizilen üst üste 9 adet taşı top yuvarlamak suretiyle devirmekten ve deviren takımın kaçarken topla vurulmamasını ve takımın taşları yeniden dizmesini içeriyordu. İnşaattan kuma atlamak. Eğer ki mahallede bir inşaat varsa, üst katlardan binanın önüne dökülmüş kumun üzerine sırayla atlamak, kumda yuvarlanmak diye bir oyun vardı. Gaza gelenler daha üst katlardan kuma atlamakta ve cesaretlerini artık kimeyse göstermektelerdi. Oyunun bir amacı yoktur. Yumurtacı oyunu. Tık tık. Kim o? Yumurtacı oyunu, kurtun kapıyı çalması ve renklere ayrılmış yumurtalardan birini tahmin etmesiyle kovalamasını içeren, kaçan kişinin bir tur atıp anneye sarılmasıyla sona eren bir oyundu. İstop. Oyunculardan birinin ismini söyleyerek topu düz havaya atma, o kişinin topu yakalaması, yakalayamayan kişinin öbe olmasını içeren, kişinin bir rengi seçmiş olan oyuncuyu kovalamasını içeren güzide oyun. Oyuncu seçtiği rengi çevresinde bulur ve yakalarsa ebe onu vuramıyor, başka oyunculara doğru koşuyordu. Ebe olma stresinin en iyi anlaşıldığı oyunlardan biri. Lekar top. Diğer adıyla ortada duran oyunu, topu doğru gönderen iki kişinin toplarından kaçmak, havada yakalarsan can kazanmak ve vurulduğunda oyundan çıkmaktı. Seksek. Karelerin içine taş yuvarlamak, tek ayakla taş attığınız kare hariç tümünü gezmek ve geri dönmeyi içeren oyundur. Halıların kenarını yol yapmak. Eğer ki o evde bir çocuk varsa halının kenarındaki çizgiler birer yoldur. Bazen otoban olur, bazen köşeler kırmızı ışık olur, bir şekilde gider bu oyun.